Evet efendim, konuklarımızla birlikteyiz. Doktor Bülent Sezgin, hemodiyaliz hekimi, Doktor Cüneyt Yeşiltepe, radyoloji uzmanı. Hoş geldiniz, nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi Türkiye'de önce bir böbrek hastalarının durumu hakkında sizden efendim bilgi almak istiyoruz. Nasıl ilerliyor süreç? Her şey biraz daha hızlandı mı? Hastaların yakınmaları azaldı mı? Buyurun lütfen. Evet. Böbrek hastaları son zamanlarda obezite, hipertansiyon artı diyabet sıklığının artmasıyla beraber Türkiye'de de oldukça arttı böbrek hastalığı insidansı. Hı hı. Eskisi gibi değil tabii. Bayağı bir böbrek rahatsızlığı olan hasta var. Hı hı. Geçen sene Türkiye'de 55 bin civarında hemodiyaliz hastası vardı. 55 bin civarında. Bu sene bu rakamın ortalama 60 bin civarında olacağı hesaplanıyor. Hı hı hı. Gerçekten çok büyük bir rakam. Hazır hemodiyaliz hastası demişken, hemodiyaliz nedir? Önce bir ona da geçelim. Hemodiyaliz böbreğin yaptığı işlemi bir makine aracılığıyla yapmak anlamına gelir. Hı hı hı. Hemodiyaliz büyük bir makine, işte kanı temizlemek için hastayı makineye bağlarlar. Evet. Hasta haftada 3-4 seans, 4 saat süreyle diyaliz makinesinde kalır. Bu esnada işte filtrelerle kanı temizlenir. Temizlenen kan bir taraftan hastadan alınırken öbür taraftan tekrar hastaya verilir. Evet. Diyaliz hastaları çok enteresan hastalardır. Yani haftada 3 gün 4 saat bir kere rutin. Toplamda mı 4 saat yoksa 3 gün ayrı ayrı 4'er saat? 3 gün haftada 12 saat. Haftada 12 saat diyalize girmediği müddetçe böbreğin işlevi yerine getirilemez. Aslında 4 saatte bile böbreğin tam olarak işlevi yerine getirmek oldukça zor yani. Ancak diyaliz makinesi böbreğin yapacağı işlemin %30'unu yapabilir. Yani diğer şeyleri yapamaz. Hı hı. Bundan şimdi, daha fazlası şartlar mümkün olmadığı için mi gerçekleşebilir? Tabii tabii. Yani, tabii. Ancak o kadarını temizliyor. Ancak o kadarını kaldırabiliyor. Peki diyaliz hangi noktada, hangi aşamada şart diyorsunuz? Diyalizin şart şöyle. Noktaya gelirse direkt, hasta evet, artık diyaliz hastası diyebiliyoruz. Şimdi hastaya İdrarları azalır diyaliz hastalığı. Hmm. Öncelikle idrarda bir azalma olur. Evet. İdrar azlığıyla birlikte bacaklarında, göz kapaklarında şişlikler oluşur hastaların. Bunlarla birlikte idrarın rengi değişir. İdrarda yanma olur. İdrar bazen hematürü dediğimiz kan şeklinde gelebilir. Hı hı, ondan sonra et suyu kıvamında gelebilir rengi. Evet. Hastalar sık idrara çıkmaya başlar. Geceleri idrar miktarları azaldığı halde sık idrara çıkmaya başlar. Akşam yattıktan sonra 7-8 defa idrara çıkma yani olayı yaşam olur. Kalitesi tabii yaşam kalitesi anlamda düşmüş olur. İyice evet, düşer. İştahsızlık olur. Hı hı. İştahsızlıkla birlikte vücutta işte temizlenmesi gereken ürek-kreatin değerlerinin yükselmesiyle birlikte bulantılar olur, iştah kaybı olur, hı hı, kusmalar olur. Onlarla birlikte bacaklarda ciddi ödemler olur. Hatta bazen olur ki akciğerlerde bile sıvı birikimi olur. Hı hı hı. Öyle olduktan sonra da yapılan tahlillerle işte ürek-kreatin yüksekliği, hı hı, tespit edilen hastalar zamanla diyalize alınır. Diyalizin en önemli nedeni hipertansiyon, evet, artı diyabettir. Hı hı. Türkiye'de özellikle her 100 hastadan 30'u diyabete bağlı, diğer 30'u da hipertansiyona bağlı olarak, evet, diyalize girmeye başlarlar. Evet, evet. Diyalizin başka sebepleri de var tabii. Polikistik böbrek dediğimiz, hı hı, genetik bir takım rahatsızlıklardan dolayı artı şeylerden dolayı, genetik rahatsızlıklardan dolayı artı böbreğin iltihabi rahatsızlıklarından dolayı, hı hı, da böbrek yetmezliği görülür. Evet,
Evet. Şimdi dediniz ki işte diyabet, hipertansiyon, işte genetik rahatsızlıklar, bütün bunların aslında ortak noktası, buluşması gereken nokta doğru beslenme noktasından bir tanesi aslında. Nasıl beslenmeli diyaliz hastaları? Evet, diyaliz hastaları idrar yapamadıkları için bir kere vücutlarında sıvı birikimi olur. Evet. Yani diyaliz hastası şu bardak suyu içtiği zaman bu idrarı az olduğu için, yapamadığı için günde belki de idrar miktarları 150 cc kadardır yani. Hı-hı. Toplam 50 cc, 100 cc kadardır. Hı-hı. Bir kere vücutlarında sıvı birikimi olur. Hı-hı. Daha sonra böbrek yeterince çalışmadığı için bazı minerallerde de vücutta birikme olur. Bunların en önemlisi potasyum ve fosfordur. Evet. Potasyum yüksekliği felçlere, ondan sonra kalpte ritim bozukluklarına, hatta kalbin aniden durmasına sebep olabilir. Potasyum yüksekliğinde hasta böyle lapa gibi olur, halsizlik olur, ondan sonra bulantısı olur, iştah kaybolur, yani yürüyecek halde olmaz. Evet. Bu çok önemlidir. Yani diyaliz hastalarının birçoğu bundan dolayı kaybedilebilir. Fosfor yüksekliği de diyaliz yeterince fosforu temizleyemediği için diyaliz hastalarında fosfor da çok önemli. Böbreğin bir fonksiyonlarından biri de kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenlemektir. Kalsiyum ve fosfor biliyorsunuz kemiklerimizin temel yapı maddeleridir. Bu nedenden dolayı D vitamin eksikliğine bağlı kalsiyumda düşme, fosforda da yükselme olur böbrek hastalarında. Çok sıkı bir diyetten tabii, söz ediyoruz aslında. Tabii. Aynen öyle. Hem sıvı kısıtlaması hem mineral kısıtlaması. Bunlara çok dikkat etmek gerekir. Yani şöyle bir örnekleyebilir misiniz? Yani işte potasyum diyorsunuz, kalsiyum diyorsunuz. Yani günlük işte sıvı miktarı ortalama ne kadar olur? Şimdi biz sıvı miktarını hastalara tembih ederken iki diyaliz arasında ortalama 1 kiloyu geçmeyecek tarzda, 1-1,5 litreyi geçmeyecek tarzda sıvı alın diyoruz. Yani gün aşırı geldikleri için hastalar iki diyaliz arasında ortalama. Yani susuzluk sınırını zorlayacak şekilde. Tabii, zorlayacak şekilde. Tabii. Diyalize girmeden önce de tam tersi olur. Yani hastalar diyaliz hastası, diyaliz safhasına gelmeden kronik böbrek yetmezliğinin evrelerinde bu sefer suyu fazla veririz biz. Aman su iç deriz. Ama bizim diyaliz hastaları o dönemlerde suyu az içer. Onu diyalize neden girmeye önerdiğinizi isterseniz vurgulayın ki önemsesinler. Tabii. Şimdi diyaliz öncesi hastalarda ne kadar su içersek böbreklerimiz o kadar fazla çalışır. Diyaliz öncesi hastalarda da dikkat etmemiz gereken başka şeyler var. Nedir? Nedir efendim? Tuz kısıtlaması. Gerçi diyaliz hastalarında da tuz kısıtlamasını kesinlikle öneriyoruz. O da şişkinlik yapar, su tutmaya sebep olur. Tabii. Hem hipertansiyona sebep olur, hem vücudun su metabolizmasını ve mineral metabolizmasını bozduğu için sıkıntı olur. Tuz kısıtlaması, hipertansiyonun kontrol altına alınması lazım. Dediğimiz gibi şeyin başında %30 hastamız hipertansiyona bağlı böbrek bozulması nedeniyle diyalize girer diyoruz. Onun için herkesin tansiyonlarını özellikle 50 yaşından sonra tansiyonlarını kontrol ettirmesi, şeker hastalığı varsa onlara baktırması, ondan sonra ailede genetik öykü varsa, böbrek hastalığı öyküsü varsa muhakkak yani böbreklerini kontrol ettirmesi lazım. Peki evde diyaliz her hasta için uygun mudur? Evde diyaliz her hasta için uygun değil. Türkiye'de hani yavaş yavaş evde diyaliz olayı başladı ama Ankara'da çok fazla hasta olduğunu düşünmüyorum ben. Evde diyaliz makinesi direkt eve getiriliyor. Evet. Evde kuruluyor. Evet. Onun bir de ayrı su sistemi var. Su sistemi yapılıyor. Ve daha sonra hastaya eğitim veriliyor. Anladım. Bu hastaya eğitim veriliyor. Damar girişlerini hasta kendi yapıyor. Evet. Damar girişleri kendi yaptığı için zor bir yöntem. Çok önermiyorsunuz. Çünkü makinelerde tansiyon düşebilir, işte makine alarm verir, sıkıntı olur. Yani her insanın yapacağı bir şey değil. Bir de bizim diyaliz hastalarımız hakikaten sosyoekonomik düzeyleri zayıf hastalar. Yani. Biraz da Cüneyt Bey'e dönmek istiyorum. Tabii. Ben 14 Mart'ta Tıp Bayramı'nda böbrek hastalarına yönelik bir etkinliğe katılmışsınız. Evet. Bu etkinlik hakkında neler söyleyeceksiniz? Doktor Bülent Bey'le beraber, Doktor Zafer Mutlu, üçümüz bir de
Rusya'dan ithal bir piyanistimiz vardı. Diyaliz merkezinde, evet. Ankara Dış Kapı Hastanesi'nin diyaliz merkezinde hem diyaliz hastalarıyla paylaşmak için 14 Mart'ı onlarla birlikte bir program yaptık. Dinleti yaptık daha doğrusu. Çaldık, söyledik. Müzisyen hastalar, doktorsunuz. Evet, evet. Harika. Nasıl bir böyle bir konser gibi mi oldu? Konser hastalar gibi oldu. Hastalar da çok hoşlarına gitti tabii. Yani 14 Mart'ı kendi onlarla birlikte kutlamış gibi olduk. Onlardan bir moral motivasyon oldu. Evet, görüntülerimiz var. Oo, çok keyifli olmuş gerçekten. Zafer Bey solist olmuş. Evet. Siz göremiyorum tam. Ben gitar çalıyorum. Siz gitar çalıyorsunuz. Bülent Bey akordeon çalıyor. Harika. Ne kadar keyifli olmuştur. Evet, sizin müzik serüveniniz ne zaman başladı? Ben küçükten beri, daha neredeyse 2 yaşından beri diyebilirim. Yani o hem tıp fakültesine hem de yani müzisyenliği küçük yaştan beri. Tabii bizim zamanımızda mandolinle başlanıyordu. Mandolin, akordiyon, gitar, keman, işte piyano. Hepsi var diyorsunuz. Hepsi var. Nefesli sazlar dışında var. Hiç denemedim nefesli sazları da. Bu kadar blok, çok flüt, enstrüman bilgisine var. Sahip birinin o zaman besteleri de vardır mutlaka. Evet, bestelerim de var tabii. Küçük yaştan beri sürekli yapardım ve hatta her gece yaparım ama ertesi gün unuturum. Yani onu kaybetmeniz yatarken gerekiyor aman diyeyim. Ve hatta yani 1985 Ankara Tıp mezunuyum ben. 85 Ankara Tıplar adına bir yarım saatlik bir beste yapmıştım ama biraz da siyasi hem de şey bir dönem anlatan 12 Eylül öncesi 12 Eylül dönemi ve 12 Eylül döneminin sonrasını ve işte şimdi emekliliğimiz de geldi. Emekliliği anlatan bütün bir doktorların baştan okumadan başlayarak emekli olma dönemine kadar anlatan bir serüveni bir yarım saatlik bir bestem vardı. Rock Oratorio diye İnternet, evet. Oradan takip edebiliriz. Oradan takip edebiliriz. Harikasınız. İnternet. Az önce sahaf Ayhan Ataman dedi ki alıcılarımız, toplayıcılarımız arasında doktorlar da var. Herhalde dedi işler. Siz de mi? Ben de var. Evet. O işte dedi ki herhalde çok zor olduğu için işleri böyle biraz kafa dağıtmak için herhalde yapıyorlar bunları. Evet, müzik de böyle bir şey aslında. Müzik değil mi? Müzik de böyle bir şey. Bir de şöyle düşünüyorum. Müzik şimdi doktorlar tıp camiasıyla ile uğraşanlar ölüme yakındır. Dolayısıyla biraz da daha manevi yönleri gelişmiştir. Fakat benim bir de şöyle bir şansım var. Ben etnik doğum evindeyim. Kadın doğum hastanesindeyim. Hem ölüm, aynı zamanda hem doğum da var. Yani iki uçta, iki uçu da beraber yaşadığım için bu bende daha çok bir yaratıcılık yaratıyor gibi kesinlikle geliyor. Kesinlikle. Peki sizce sizin bu yeteneğiniz, sizin bu hayata bakışınız diyeyim müzik ile birlikte tıbba ne katıyor? Sizin mesleğinize ne katıyor? Hastalarınıza ne katıyor? Hastalarımıza ne katıyor olabilir? Hastalarımıza yani daha manevi bakabiliyoruz belki. Onlar da size bence başka başka bakıyorlardır. Başka ne güzel. Zaman zaman hastanede tabii dinletiler yapıyoruz. Yani hastalara da işte orada çalışanlara da moral motivasyon oluyor bir şekilde. Böyle bir faydası var diye düşünüyorum. Harika bir konser olmuş gibi görünüyor. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Katılanlar oldu mu hastalar arasında da? Evet. Hep birlikte söylediler bizle beraber. Çok güzel. Bence çok yataklarında diyaliz görürken bir de. Yani onlara muhteşem, daha zor oldu aslında ama eşlik ettiler bize. Bence her zaman yapılması gereken bir şey. Çünkü müziğin sağaltıcı etkisi artık yatsınmıyor. Bu zaten çok kadim bir bilgi. Evet. Bunu her zaman herhalde değerlendirmek lazım. Bravo. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, programımıza verdiğiniz bilgiler için. Evet, şimdi Başak bana bir şeyler öğretti. Bakalım söyleyebilecek miyim? Hafta içi her gün saat 2:30-3:30 arası ve tekrarımızda gece saat 1:20 geçe sizlerle birlikteyiz efendim. Sakın unutmayın. Tamam. Ben şimdi şarkı söyleyeceğim. Arkadaşlarımla birlikte programımızın da sizlerle birlikte sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.